Somatik duyular. Bu videoda somatik duyulardan bahsedeceğiz. Adamın biri yolda yürüyor diyelim. Bu adam çevresinden çok sayıda bilgi alıyor. Yani birçok farklı türden duyu alıyor. Birçok farklı türden duyu. Ayrıca bu duyuların şiddetini de algılayabiliyor. Mesela hava biraz mı sıcak yoksa bayağı mı sıcak ayırt edebiliyor. Demek ki bu farklı duyuların şiddetlerine dair de bilgi alıyor. Ayrıca zamanlama bilgisini de algılıyor. Mesela yürürken ayağını ne zaman yere bastığını, ne zaman kaldırdığını biliyor. Veya yanından arabayla geçen biri ona çeyrek döner fırlatıyor diyelim. Döner ona ne zaman çarpıyor, ne zaman üstünden ayrılıp yere düşüyor anlayabiliyor. Demek ki çevresindeki dünyadan zamanlamaya dair de bilgi alıyor. Son olarak bu hissin vücudunun neresinden kaynaklandığı bilgisini de algılıyor. Mesela kuşun biri gelip kolunu gagalıyor. Beyninin bunu fark edip "Ah, koluma bir şey oldu." diyebilmesi lazım. Öyle değil mi? E, o halde bir de konum var. Konum bilgisinin de algılanabilmesi gerekiyor yani. Öyleyse somatik duyuların türleriyle başlayalım bu işe. Bu adam yolda yürürken havanın sıcaklığına dair bilgi alabilmeli, öyle değil mi? O halde ilk somatik duyumuz sıcaklık. Sıcaklık duyusu yani. Bunun bir diğer adı da termoresepsiyon. Ayrıca basınca dair de bilgi alabilmesi gerekiyor. Mesela ayağını yere ne kadar sağlam basıyor veya demin söyledik, yanından geçen adamın fırlattığı çeyrek ekmek döner ona ne kadar sert çarpıyor? Yani basınca dair de bilgi edinmesi lazım. Buna aynı zamanda mekanoresepsiyon da deniyor. Mekanoresepsiyon. Peki başka neyi bilmesi lazım? Mesela, mesela, mesela mesela acı bilgisini de alabilmesi lazım, değil mi? Kuş gelip kolunu gagaladığında acı duyabilmeli. Demek ki acıya dair de bilgi alacak. Acı duygusunun bir diğer adı da nosisepsiyon. Son olarak Vücudunun uzaydaki konumuna dair de bilgi sahibi olmalı. Mesela yolda yürürken kaldırıma çok mu yakın gidiyor? Birine fazla mı yaklaştı? Değil mi? Vücudun uzaydaki konumuna dair de bilgi alması lazım. Buna propriosepsiyon deniyor. İşte bunlar vücut yüzeyi aracılığıyla etrafındaki dünyadan alabilmesi gereken bilgi türleri. Diğer yandan bu uyaranların şiddetlerine dair de bir şeyler bilmesi gerekir. Dışarısı çok mu sıcak yoksa biraz soğuk mu? E, bunu da bilmek önemli, değil mi? Şiddet nöronların ateşlenme hızına göre kodlanıyor. Örneğin sıcaklığa duyarlı nöronlar var. Basınca duyarlı nöronlar var. Dışarısı çok soğuksa sıcaklığa duyarlı nöronlar çok sık ateşlenmez. Seyrek ateşlenir. Hava ılıksa nöronlar dakikada birkaç kez ateşlenecektir. Ama hava çok sıcaksa ateşlenme sıklığı çok yüksektir. Yani şiddet nöronların ateşlenme sıklığına göre belirleniyor. Çevremizden almamız gereken bir diğer bilgi de zamanlama. Diyelim ki bir kuş yukarıdan inip yani küçük bir kuş var ve bu adama doğru dalışa geçiyor. Gagalayacak onu doğruca sorti yapıyor ve kola tam isabet kaydediyor. Tam kolundan gagalıyor. Şimdi, gagalama ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Değil mi? Adamın bunları bilmesi lazım. Nöronlar zamanlamayı üç farklı yolla kodluyor. Bir nöron, kuşun adamı gagaladığı süre boyunca düzenli aralıklarla aksiyon potansiyelleri ateşliyor. Bu nöron, non adaptif yani adapte olmuyor. Adapte olmuyor çünkü aksiyon potansiyellerine baktığımızda aksiyon potansiyelleri arasındaki aralıklar birbirine eşit. Yani bir uyarıya maruz kaldığı süre boyunca ateşleme hızında hiçbir değişiklik olmuyor. Bir başka tür nöronsa başlangıçta çok çok hızlı ateşleniyor. Yani çok sayıda aksiyon potansiyeliyle başlıyor. Sonra zamanla yavaşlıyor. Aksiyon potansiyelleri arasındaki boşluk artıyor. Burada da görüyorsunuz. Başlangıçta çok hızlı ateşleniyor. Uyarının başında çok hızlı. Ama sonra yavaşlıyor. Aralıklar artıyor yani. Bu yavaş adapte olan bir nöron. Yavaş adapte oluyor. Yani uyarıdaki değişimlere çok yavaş uyum sağlıyor. Diğer bir tür nöronsa uyarı başladığı anda çok hızlı ateşlenip duruyor. Sonra uyarı bittiğinde tekrar ateşleniyor. Buna da hızlı adapte olan nöron deniyor. Hızlı adapte olan. Çevremizden almamız gereken bilgilerin sonuncusu neydi? Kuş dalışa geçip adamı gagaladığında adamın kolundan gagalandığını bilmesi lazım. Beynin bunu bir yolla tespit edebilmesi ve tamam bacağımdan değil kolumdan gagalanıyorum diyebilmesi gerek. Beyin bunu yapmak için dermatom adı verilen bölgeleri kullanıyor. Bir insan çizelim. Bu gövdesi. Bu bir kolu. Bu da diğer kolu. Bunlar da bacakları. Vücudun her parçası farklı tür sinir hücreleriyle donatılmıştır. Bu sinirler beyne bağlanır. Dolayısıyla kuş eğer adamı kolundan gagalıyorsa, beyin bundan haberdar olacaktır. Mesela bu koldan çıkan bir sinir beyne kadar gidiyor. Böylece beyin gagalanan kolun bu olduğunu anlayabiliyor. Şimdi toparlayalım. Diyelim ki gökyüzünden uçarak gelen başka biri, doğruca yolda yürümekte olan, Masum adamcığımıza doğru dalışa geçiyor ve bu adamın kırmızı bir pelerini var. Halk arasında süper kahraman olarak bilinenlerden yani. Doğruca bu adamın üzerine doğru geliyor. Birazdan yolda yürüyen bu zavallı adama çarpacak. Bu durumda ne tür reseptörler faaliyete geçer söyleyeyim bakalım. Sıcaklık? Hı -hı, hayır. Sıcaklıkta bir değişim yok. Basınç? Kesinlikle evet. Adam bu masum garibana bodoslama dalıyor. Süper kahramanın vücudu büyük bir basınç uygulayacaktır. Acı? illaki ki. Bayağı acı duyacaktır. Vücuduna saatte 150 ile uçan bir süper kahraman çarpıyor. E, herhalde canı yanar. Ayrıca muhtemelen çarpmanın etkisiyle kendisi de bayağı bir savrulur. Dolayısıyla konumda da bir değişim hissedecektir. Demek ki bu üç duyu tetiklenecek. Ha, şimdi gelelim şiddete. Bu etkileşim ne kadar şiddetli? Epeyce şiddetli. Nasıl olmasın? Adama süper kahraman çarpıyor. Nöronları bu üç tür nöron çok 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 hızlı ateşlenecektir. Ah, gelelim zamanlamaya. Bir kere, adapte olmayan nöronlar kesinlikle iş başında olacaklar. Çünkü süper kahraman bu masum garibanla temas halinde olduğu süre boyunca farklı nöronların düzenli aralıklarla ateşlenmesi gerek. Bunun amacı beyne bak, bak bir şeyler oluyor mesajını vermek ayrıca hızlı adapte olan nöronlar da devreye girer. Bir süper kahramanın zavallı adama çarpma anında, bir de çarpışmanın bittiği anda ateşlenir bunlar. Süper kahramanla adamın temas halinde olduğu süre boyunca yavaş adapte olan nöronlar da işleyecektir. Şimdi konuma bakalım. Süper kahraman adama gövdeden dalıyor. O halde tüm gövde sinirleri ateşlenecek. Belki kollardaki sinirlerin de bir kısmı devreye girecek. Yani vücudun bu üç parçasını donatan farklı sinir türleri var ve hepsi beyne bilgi gönderiyor. Diyorlar ki biraz acı duyuyoruz biraz da basınç. Ayrıca konum da değiştirdik. Aman yolda siz siz olun dikkatli yürüyün. Gözünüz hep yukarıda olsun. Neme lazım. Her an bir süper kahraman çıkabilir.''